Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kremalı köfte tarifi hazırladım. Sizler de bugün ne pişirsem diyorsanız bu tarifi uygulayın derim. Ben bu köfte yemeğinin yanında da tereyağlı pirinç pilavı hazırladım. Pilav için tencerenin içerisine sıvı yağı alıp biraz da tel şehriye ilave edip güzel kavuralım. Bir su bardağı pirinci yıkayıp üzerine ilave edelim. Güzel kavuralım. Sonra üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ilave edelim. 2 su bardağı da kaynar su ilave edip tuzunu da ilave edip pilavımızı pişirmeye bırakalım. Köftemiz için robotun içerisine 1 adet soğanı doğrayalım. Üzerine 1 adet yumurta, 1 diş sarımsak ilave edip böyle un haline gelene kadar çırpalım. Bir leğenin içerisine 700 gram orta yağlı dana kıymayı alalım. Ve çırpmış olduğumuz soğanlı harcı üzerine ilave edelim. Üzerine istediğiniz baharatlardan ilave edelim. Bir tutam da maydanoz doğrayalım. Benim elimde taze maydanozum yoktu. Ben kuru maydanoz ilave ettim. Ve üzerine bir çay bardağı da galeta unu veya ekmek kırığı ilave edip böyle köftemizi 3-4 dakika yoğuralım. Ve köfteleri de elimizi ıslatarak şeklini verelim. Ben böyle misket köfte şeklinde verdim. Ama biraz üzerlerini yassılı yaptım böyle. Tam yuvarlak yapmadım. Köfteleri hazırladıktan sonra büyükçe bir tavanın içerisine sıvı yağ alıp yağı kızdıralım ve üzerine hazırlamış olduğumuz köfteleri ilave edelim ve köfteleri böyle önlü arkalı çok hafif kızartalım. Kesinlikle tamamen pişirmiyoruz. Kızaran köfteleri ayrı bir tavanın içerisine alalım ve aynı yağın içerisine 1 adet soğanı yemeklik doğrayalım ve kavuralım. Kavrulan soğanın üzerine bir şişe böyle konserve mantarı ilave edelim ve 1-2 dakika o şekilde kavuralım ve üzerine 1 yemek kaşığı salça ilave edelim ve salçayla da birlikte kavuralım. Son olarak da üzerine 1,5 paket sıvı krema ilave edip karıştıralım. Kremamız kaynamaya başladıktan sonra kızartmış olduğumuz köfteleri kremanın içerisine ilave edelim. Üzerine çok az da tuz ilave edelim. Köfte tuzlu olduğu için ben fazla tuz kullanmadım. Sonra böyle konserve iç bezelye üzerine bir kase ilave edelim. Elinizde yoksa şart değil veya sevmiyorsanız da kullanmak zorunda değilsiniz. 3-4 dakikada bu şekilde kaynatıp servis edelim. Yanında da salatayla servis edebilirsiniz. Yemeklerim servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.